Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fehme lena illa ma fehemtena inneke entel cevvadul kerim. Sallu ala Resulina Muhammed. Kıymetli cemaatimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat olacağımızın müjdesi içerisinde olan mübarek Ramazan-ı Şerif'in bugün 11. gününü idrak ediyoruz efendim. Rabbim bu mübarek günleri, bu mübarek geceleri hakkıyla ihya eden, hakkıyla idrak eden kullarından eylesin inşallah. Ramazan'ın bir diğer manası da Ramazan kökünden geldiğini söylüyorlar ve yanmak olduğunu ifade ediyorlar. Dolayısıyla günahlarımız bu ayda yanıp kül olduğu için bu aya Ramazan ayı değildiği rivayetler arasında yer almaktadır. Dolayısıyla Rabbim oruçlarla Ramazan'ı hakkıyla idrak eden, bu aydan günahlarının kül olarak çıkan kullarından eylesin inşallah. Zaten hayatın manası da bu değil midir? Yani hayatın manası da yanmak değil midir? Aşk değil midir? Muhabbetullah değil midir? Şairin ifadesiyle muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl derken burada aşkı, şevki, Muhammed'i, muhabbeti ifade etmiyor mu? Ve yine Fuzuli'nin aşk imiş her ne var alemde, ilim kıylu kal imiş ancak derken buradaki yanmayı kastetmiyorum efendim. Tabi bir de Azerbaycan'ın meşhur mütefekkir ve şairlerinden Bahtiyar Vahabzade'nin ifadesiyle yaşamak yanmaktır, yanasın gerek, hayatın manası yalnız ondadır. Mum eğer yanmırsa yaşamır demek, onun da yaşamağı yanmağındadır. Tekrar ediyorum efendim. Yaşamak yanmaktır, yanasın gerek. Hayatın manası yalnız ondadır. Mum eğer yanmırsa yaşamır demek, onun da hayatı yanmağındadır. Bu manada Rabbim aşkıyla yanan kullarından eylesin inşallah. Necip Fazıl Kısakürek, ey şehri Ramazan, geldin de gidiyorsun öyle mi? Seni tutamayanlar, sana tutunamayanlar düşünsün diyor. Rabbim bu anlamda bu aydan selim bir kalple çıkan kullarından eylesin inşallah. Tabi Bağdat-ı Ruhi'nin de ifadesiyle sanma ey hacı kim, senden zer'ü sim isterler. Yevme la yenfe'uda kalbi selim isterler diyor. Burada tabii ki ayeti celileye de telmih vardır. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Yani o gün, o mahşer gününde, o kıyamet gününde ne evlat ne de çoluk çocuğun kimseye fayda vermeyeceğini ifade ediyor. اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Yalnız selim kalple gelenler müstesna buyuruyor Yüce Rabbimiz. Dolayısıyla şiirde de buna telmih vardır. Sanma ey hacı ki senden zer'ü sim isterler. Yevme la yenfe'uda kalbi selim isterler. Ey hoca, zannetme ki o mahşer günde senden altın ve gümüş isteyecekler. Tam aksine senden o gün sadece ve sadece selim ve temiz bir kalp isteyecekler. Rabbim bu anlamda huzuruna selim kalple çıkan kullarından eylesin efendim. Ramazan ayı hicri aylar içerisinde 9. aydır efendim. Aynı zamanda 12 ayın sultanı ve diğer ifadesiyle 11 ayın sultanı olarak telakki ettiğimiz aylardan birisidir. Ramazan-ı Şerif içerisinde Kur'an-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ikra ayeti celilesiyle 610 yılında nazil olmaya başladığı mübarek aydır. Yine Ramazan ayı içerisinde Kadir gecesi gibi 1000 aydan daha hayırlı bir geceye ihtiva eden mübarek aydır. Yüce Rabbimiz ayeti celile de İnna enzelnahu fi leyletil kadr ve ma edrake ma leyletul kadr leyletul kadri hayrun min elfi şehr buyuruyor. Şüphesiz ki biz onu, yani Kur'an-ı Kerim'i Kadir gecesinde indirdik buyuruyor Yüce Rabbimiz. Devamında ise Kadir'in ne olduğunu bilir misiniz diye bir soru yöneltiyor deyim yerindeyse ve daha sonra Yüce Rabbimiz kendisi cevaplıyor. Leyletül kadri hayrun min elfi şehr. Kadir gecesi, yani o gece 1000 aydan daha hayırlıdır. Kadir gecesinin 1000 aydan daha hayırlı gece olduğunu Yüce Rabbimiz ifade buyurmaktadır. İnşallah Kadir gecesine de çıkmamızı nasip eylesin Rabbimiz. Kadir gecesinin kadrini, kıymetini bilen kullarından eylesin inşallah. Ve aynı zamanda Ramazan, günahların affedildiği, şeytanların zincire vurulduğu, cennet kapılarının açıldığı ve cehennem kapılarının kapandığı mübarek bir aydır. Ki bunu da biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinden biliyoruz ki Allah Resulü buyuruyorlar. Bu mübarek ayda şeytanların zincire vurulduğunu, cennet kapılarının açıldığını, cehennem kapılarının ise kapandığını ifade buyuruyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine Ramazan ayı sabır ayıdır. Çünkü biz bu orucu sırf Allah'ın rızası için, yani rızayı bari için tutuyoruz. Dolayısıyla Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Kulun Ramazan'dan, yani oruçtan hariç diğer ibadetlerinin hepsi kendisi içindir. Oruç ise benim içindir. Dolayısıyla bu oruç ibadetinin sevabını da Yüce Rabbimizin kat kat vereceğini ifade ettiğini hadisi şeriflerden biliyoruz efendim. İslam'ın 5 şartından biri olan orucun tutulduğu ve gecelerinde teravihlerin olduğu müjde dolu bir aydır aynı zamanda Ramazan ayı efendim. Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerini hatırlayalım. Men sâme ramazâne îmânen vahtisâben gufira lehu mâ taqaddeme min zenbih. Kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Ramazan orucunu ihya ederse, Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahlarının bağışlanacağını ifade ediyor Peygamberimiz. Yine yakın bir metinle şöyle buyurur Allah Resulü. Bu sefer men kâme, ilk hadisi şerifimizde men sâme, kim oruç tutarsa, diğerinde ise men kâme, kim gecelerini ihya ederse. Yani teravihlerle ve sair ibadet-ü zikirlerle gecelerini ihya ederse onun da geçmiş günahlarının bağışlanacağını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifade buyuruyorlar. Men kâme ramazâne îmânen vahtisâben gufira lehu mâ taqaddeme min zenbihi buyuruyorlar. Tabi yine Ramazan feyiz ve bereketin coşup taştığı, tuğyan olduğu bir aydır efendim. Hatimlerin indirildiği, mukavelelerin okunduğu, rahmet, mağfiret, meveddet ve deyim yerindeyse Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ayıdır. Yine İslam tarihi noktayı nazardan baktığımız zaman ise İslam'ın ilk zaferinin de bu ay içerisinde olduğunu görüyoruz. Malum Hicri 2. yılda Bedir zaferinin, Müslümanların kazanmış olduğu Bedir zaferinin de Ramazan-ı Şerif içerisinde olduğunu görüyoruz efendim. Ramazan aynı zamanda infak ayıdır. Başka bir ifadeyle diyecek olursak, içimizdeki nifağı izale eden infağın içerisinde bulunduğu aydır Ramazan ayı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin diğer aylarda olduğu gibi bu ayda da daha cömert olduğunu görüyoruz. Bu anlamda Yüce Rabbimiz bu ayda da infaklarımızla fakir fukarayı da sevindiren kullarından eylesin inşallah. Çünkü ayeti celilede "Len tenalul birra" buyuruyor Yüce Rabbimiz. İyiliğe erişemezsiniz. Devamında ise "Hatta tunfiqu mimma tuhibbun" buyuruyor Yüce Rabbimiz. Sevdiklerinizden infak etmediğiniz sürece hakiki anlamda birre, hakiki anlamda iyiliğe erişemezsiniz buyuruyor. Sadece Kur'an-ı Kerim'de bu aylar içerisinde Ramazan'ın ismi açık bir şekilde geçmekte. Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır malum ayeti celilede: "Şehru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an." O Ramazan ayı ki orada, o ay içerisinde Kur'an-ı Kerim inmeye başlamıştır. Rabbim Kur'an'ı hayatımızın düsturu eden kullarından eylesin inşallah. Burada tabii ki Kur'an demişken Mehmet Akif Ersoy'un bu dörtlüğünü de özellikle aktarmak isteriz. Ya açar Nazm-ı Celil'in bakarız yaprağına, yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okumak ne de fal bakmak için. Bu anlamda Kur'an'ı hakkıyla bilen kullarından eylesin inşallah. Ve yine Ramazan ayının hayır ve bereket, dua ve niyaz ayı olduğunu görüyoruz. Başta da ifade ettiğimiz üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu ay için evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluştur buyuruyor. Rabbim bu anlamda Ramazan'ın sonunda cehennem azabından kurtulan kullarından eylesin inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruçla ilgili şunu buyuruyorlar: "Oruçluyken çirkin konuşmayın. Birisi size sataşsa veya size sövse ben oruçluyum diyerek ona herhangi mukabelede bulunmayın" buyuruyor Peygamberimiz. Dolayısıyla oruç ibadetinin aynı zamanda bizim ahlakımızı da düzenleyen, ahlakımızı da hizaya sokan bir ibadet olduğunu buradan da görüyoruz. Çünkü bu hadisi şerifin baş kısmında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Es-savmu cünnetun" buyuruyor. Oruç bir kalkandır. Yani biz orucu tuttuğumuz gibi orucun da bizi bazı kötülüklerden tutması, bazı münkerlerden uzaklaştırması gerekiyor. Ve netice itibariyle ifade edecek olursak efendim, oruç aç kalmak değildir. Oruç açın, açıkta olanın halinden anlamamızı bize telkin eden bir ibadettir. Ve ahiru da'vana enilhamdülillah velhamdülillahi rabbil alemin.